bugün 6 Kasım itibariyle Putin Otel çıkıyor ve inşallah İzmir'e, İzmir'den Ege ve Akdeniz'i geçerek hedefim Hatay'a ulaşmak. Bu gece Akhisar'da kaldım. Dün sabah Pamukçu kaplıcalarından çıktığım yolda arka tekerimin telleri kopmuştu. Ve iki günden beri inanılmaz bir lodos vardı. Lodos tam bana karşı estiği için de lampalardan aşağı inerken bile pedal çevirmek zorundaydım. Bayağı zorlu bir yoldu. Ama sonuçta her şey harika gidiyor. İnşallah bugün İzmir'de olmayı düşünüyorum. İzmir Konak'tan çıktım. Bayağı bir rampa çıktım. Şimdiye kadar tahmin ediyorum 25 kilometre civarında pedal bastım. Burada bir dinlenme tesisinde bir çay molası vermek için durdum. İzmir inanılmaz kalabalıktı. Sürekli pedal bastım ama şu anda artık Aydın yolundayım. Bugün hedefim Selçuk'a gitmek. Bugün çok yorucuydu, inanılmaz. Yarın inşallah Muğla tarafına doğru gideceğim. Kişi nazilliği ne kadar iyi anlatıyor. Uzun ömürlü insanların yaşadığı dağlarından, dağ ovalarından bal akan şehir diye söylüyor. Evet, nazilli değil. Bu sabah Korkut Evi'nden bisikletle çıktım. Dün akşam akşama kadar bisiklet tamiriyle uğraşmıştık. Gece saat 11 sıralarında tamiri tamamladık. Her şey iyiydi. Rampalara çıktım Korkut Evi'nden sonra. Bisikletim yine arıza yaptı. Vites takılı kaldı. Takılı viteste hiç durmadım. Ama 20 kilometreye geçemiyordum sürat olarak. O dağlardan indim. Toros dağlarından aşağı indim. Tam yolu düzlemişken Antalya'ya 20 kilometre kadar inanılmaz bir yağmur başladı. Ve hala devam ediyor. Saatlerce bir otobüs durağında bekledim yağmurdan dolayı ve bisikletimin arızalı olmasından. Ona rağmen yine yağmurda yine devam ettim, sırılsıklam oldum. O yüzden bu gece kalacağım. Yarın da yağmurun çok şiddetli devam edeceğini söylüyorlar. Alanya'ya gideceğim. Alanya 125 kilometre. Ama bir sorunum var. Bisikletimde küçük dişler takılı kaldı. Büyük dişleri ancak indirebiliyorum. O da en fazla 20 kilometre sürat yaptığımda vites koşar. Böyle 20-20 tahmin ediyorum ki biraz zor olacak ama yine de bugün 145 kilometre gitmek istiyorum. Yani hedefim Alanya. Sabahleyin Antalya'dan çıktığım yolda aşağı yukarı 60 kilometrenin üzerine geldim. Şu anda bir mola yerindeyim. Cennet bahçesi gibi bir yer. Eğer bisiklet turunu böyle tek başınıza yaparsanız böyle güzel yerleri görme şansınız yok. Ayaklarım uyuştu. Mecburen bu rampayı yürümek istedim. Çünkü gerçekten sabahtan beri pedal çeviriyorum. Bazen böyle oluyor. Bu işin çilesi bu. Burası Silifke. Silifke küçük, kibar bir yer. Burada durup Silifke'den bir çay içmem gerekiyor. Şu anda Mersin'in içinde geziyorum. Merhaba. Kolay gelsin. Şu gördüğünüz bina 52 katlı. Buranın müdavimi gibi. Akdeniz havasında bisiklet sürmek harika bir şey. Şu anda Tarsus'tayım. Hedefim bugün Adana'ya gitmek. Adana'ya geçtikten sonra da artık ne kadar giderim bilmiyorum. İnşallah 2-3 gün içinde veya 3 günün sonunda sınıra ulaşmayı planlıyorum. Adana'dan çıktım yolda. Şu anda Ceyhan'dayım. Direkt gitmem lazım dört yola doğru. Hala 40 kilometre yolum var. 40 kilometreyi 2-2,5 saatte alabilirim. Çünkü sabahtan beri pedal basıyorum. O yüzden yola devam etmem lazım. Ceyhan'a giremiyorum. Bugün gerçekten
130 kilometreye yakın pedal bastım ama bu sefer çok geceye kaldım. Şu anda Hatay 4 yoldayım. Bu akşam burada konaklayacağım. Yarın Hatay'a varmak istiyorum. Bugün 4 yoldan çıktım. Şu anda İskenderun limanındayım, İskenderun'dayım. Güzel bir yer. Şimdi Hatay'a gideceğim. Hatay'a 57 kilometrem var ama önümde en büyük engel aşağı yukarı 17-18 kilometrelik Belen özlü rampaları var. İskenderun limanından çıktıktan sonra Belen özlü rampalarındayım. Bu dağlara Amonos dağları diyorlar. Çık çık bitiyor. İnanılmaz bir manzara var şu anda. Önce çıktım ve 1600 kilometre yaptığım yolda sonunda Hatay'a ulaştım ve hedefime de ulaştım. İsmim Fahrettin Şerif, halkı ve babacısı halkı adına sizin bayrak takip etmek emniyet güçlerine çıkıyorum. Bisikletle geldim 1600 kilometre yol yaptım. Amacım bir farkındalık yaratmak. Bütün orasını bisikletle geldim. 1600 küsur kilometreye yakın pedal çevirdim. Sonuçta Hatay'a ulaştım. Ne yani? Bozkır'a geldim. Allah razı olsun. Amacım bütün Sur halkın selamlarını, sevgilerini ve madden, manen ve fiziken tüm silahlı kuvvetlerine emniyet teşkilatının yanında olduklarını belirtiler. Ben tüm Susurluk'la Balıkesir'e beraber geldim. Oradan size bayrak getirdim ve bayrağı teslim etmek istiyorum. Ayağınıza inşallah taş değmesin. Yollar engellerle doludur. Eğer yolda bir engel yoksa gideceğin bir yerde yoktur. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın.